Evet. Tarihçi olduğunuz kadar belki bir seyyah diyebiliriz size. Evet. Çok seyahat ediyorsunuz Ben bildiğim çok kadarıyla. seyahat seviyorum. Görmediğiniz yer ne kadar Aa, kaldı? Değil mi? çok. Çok. Yani Türkiye'de yok. Ama dünyada çok. Ve görmemek için de birinci prensip şudur. Okumasını, yazmasını bilmediğim yere gitmiyorum. Dilini bilmeniz gerekiyor. Dilini biraz bilmem lazım ama yazısını okuyamadığım yere gitmiyorum. Ya yani ben hiçbir zaman Sincan bölgesi hariç Çin'e gitmeyeceğim. Çin'e gitmeyeceğim, Japonya'ya falan zahmet etmeyeceğim yani. Öyle bir niyetim yok hiçbir zaman. Hiç yok. Ama mesela İslam medeniyetinin ve Hristiyan medeniyetin yani eski Hristiyanlığın ama Protestan misyonerliğin değil, eski Hristiyanlığın el attığı bütün bölgelere gitmeye çalışırım. Giderim ve etüt ederim. Ve kısa boylu değil böyle uzunca oturmaya çalıştım hep yani. Etüt ederek falan giderim. Ben seyahati severim. Bu seyahatler masa başı kütüphane çalışmalarınızın bir uzantısı, değil mi? Evet. Yani ben kitaptan anlamıyorum bir şey. Sarmıyor beni. Nasıl? Yani bir Yani bir kitapta bir savaşın geçtiği yeri gidip görüyor musunuz? Yani mesela 30 yıl savaşlarını okudum, 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 okudum. Hiçbir şey ifade etmedi bana. Vaktaki gittim Güney Almanya'yı, Bohemya'yı, efendime söyleyeyim Avusturya'yı, şehir bir şehir gezdim. Oralardaki yerel tarihlerde okudum. 30 yıl savaşları kafamda şekillendi. Bana bir yeri gezip görmeden hiçbir şey öğrenmem mümkün değil. Yani bu böyle. Ben çok görselim o konuda. İfade etmez hiçbir şey yani benim için. Bir yeri görmeden, takip etmeden, koklamadan anlamıyorum. Anlamıyorum değil, ilgimi kaybediyorum. Hafızamda yer etmiyor. Bu gidemediğiniz yerleri söylerken bir hafif bir meydan okuma da sanki vardı, dilini bilmediğim yere gitmem gibi. Evet. Bir rivayet 8, bir rivayet 18. Yok canım o kadar değil. Ayrıca bu dil bilme işini bizim millet çok kana şey yapıyor, abartıyor. Çünkü dil eğitimi Türkiye'de çok kötü. Yani çok kötü. Kendi dilimizin eğitimi bir kere kötü. Ve kendi dilimizin eğitimi tabii başka dillerle çok kötü. Osmanlıca denen şeyi bilmiyoruz. Yani eski yüklü, lügatlı bir dil tamam. Ve Türk milleti lisan bilmedikçe bu konuda böyle şeyler başlıyor, abartmalar. Ben size söyleyeyim, çok dil bilmenin büyük zeka ile falan da alakası yok. Benim hayatımda meslektaşlarımın arasında gayet medyoker herifler var ki o dediğiniz sayıya da ulaşmışlardır. Yani 18'e falan hiçbir şey ifade etmez o. Yani eder tabii, kaynakları rahat okur. Zaten bir yerden sonra da kullanılmayan dilde unutulur. Onu söyleyeyim ama ben herhalde bu 1960'tan sonra yani Avusturya Lisesi'nden sonra Ankara'da okuduğum ve oturduğum için Ankara'da pek biliyorsunuz pek bir şatır şehirdir yani pek iç açıcıdır. İşte böyle Cebeci Kızılay arasında dil öğrenmekten başka yapacak pek bir şey yoktu herhalde. Cebeci Kızılay arasında mı Tabi öğrendiniz? Cebeci işte ne diyorsunuz siyasal bilgilerin bulunduğu yer. Kızılay'da da okuduğum lise vardı. Zaten merkez orası. İşte kültür dernekleri var, lisan kursları var. Vakit öyle geçer. Yani başka bir şeyin pek iç açıcı tarafı yoktur oranın. Böylelikle tabii insan ölüsünü, dirisini, hepsini bir kokluyor dilleri. Bazısını iyi öğreniyor, bazısını az öğreniyor. O böyledir onun için.